Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Sevgili takipçiler, bu akşam tekrar Eşkin Avı'na geldik. Bazı bilgileri paylaşalım istiyoruz. Yine 3 kanca dip olta ile beraber avlanacağız. Bu gece 2 kişilik bir av. Mustafa abim bize eşlik edecek. Dönem dönem kanalda şöyle sorular var sevgili takipçiler. Balığın hangi takımla yakalanıldığıyla alakalı sorulara cevap verelim. Sevgili takipçiler, biz 60 gram kurşun, 60 numara misne, 2 numara kanca, 2 numara köstekle beraber avlanıyoruz. Yem olarak da boru kurdunu tercih ediyoruz. Bunun yanında eşkin balığı, yengece ve karedese de oldukça fazla vurur. Karedes dediğimiz zaman canlı tekeyi de unutmamak lazım. Canlı tekeye de oldukça fazla vurur. Bu bilgileri de paylaşmak lazım. Bu arada ben iki kancamı bağladım. Üçüncü kancamı bağlayacağım. Arkadaşlar, mesafe ile alakalı bilgi vereyim. Kurşunda bir karış, iki karış yukarı ilk misnemiz. Diğeri bir karıştan birazcık yukarısı. Üçüncüsünü de aynı şekilde atacağız. Onu da gösterelim net. Düğümü aldık. Köstenin dibinde kesinlikle bir düğüm daha var. Balıklar iri olduğu için sıyrılmaması için dibe kadar oturtturduk. Sıktık. Kıt sesi. Alttan bir. Üste. İki. Hep balık çekerken video çektik. Ondan çok keyif almazsınız. Öyle tahmin ediyorum. Balığın yakalanmasıyla alakalı da bilgileri paylaşalım istedik. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi doğal kayalıktayız. Olta mesafemizi, onun bilgisini de verelim Mustafa abi. Sevgili arkadaşlar, eşkina balığında en önemlisi, yemle alakalı bilgiyi vereceğim, paylaşacağım dedik. Karedes, yengeç ve boru kurdu. Biz boru kurdunu tercih ediyoruz. Neden? Çalışan insanlarız. Çok vaktimiz olmuyor sevgili takipçiler. Dolayısıyla balık boru kurduna da vurduğu için biz hazır alıp geldiğimizde 1 saat 2 saat eğlencemizi, zevkimizi yapıp gidiyoruz. Ha, bunun yanında şunu da net bir şekilde belirteyim. Şeye gelmedik. Hani denizi şöyle yüzümüzden alalım bunu. Yüzümüz parlamasın. Denizi kurutmaya gelmedik. Yiyeceğimiz balığı, daha doğrusu zevk yapacağımız balığı aldıktan sonra gidiyoruz. Limitlere kesinlikle uyalım. Eşkina balığında limit sevgili takipçiler 3 balık kişi başı ve 25 santimdir. Bunu da belirtmek lazım. Belirteceğim bir konu daha vardı, o da şu. Oltanızı attığınız zaman doğal kayalıkta arkadaşlar denizin içerisindeki kayayı, abi beni göster, denizi gösteremiyorsun zaten. Denizin içerisindeki kayayı buldunuz. Bulduktan sonra olduğu yerde bırakıyorsunuz. Yani şunu demek istiyorum. Kumla denizin birleştiği yerde attınız, kumda yaklaştırdınız, ya burayı deniz farz edelim. Yaklaştırdınız kurşun tık etti taşa, bırakın ve daha oynamayın. Oynarsanız kancanız oltanız takılır ve avdan keyif almazsınız. Dolayısıyla oltanızı attınız, kumu buldunuz, yavaş yavaş sarıyorsunuz kumun. Birleştiği yerde, taşla birleştiği yerde bırakıyorsunuz ve balığı kesinlikle alacaksınız. Bu bilgileri de sizle paylaştıktan sonra uzun bir konuşma oldu. Ama muhakkak videonun devamını takip ettiğiniz zaman nasıl balıklar aldığımızı göreceksiniz. Zaten kanalımızı takip ediyorsunuz. Bu arada da ya nasıl denilir bilmiyoruz ama bunu da demek mecburiyetinde kalıyoruz. Aslında hiç hoşuma gitmiyor. Ama bunu da söylemeden olmuyor. Kanalımıza da destek verirseniz sizlere teşekkür ederiz. Biz de takipte kalın efendim. Evet sevgili takipçiler, bu akşam yine dalga oldukça fazla. Rüzgar keserse güzel balık alacağız. Sizlerin de gördüğü gibi. Evet, bu arada da hangi saatte, ne zaman geldiğimizle alakalı bilgileri verelim. Sevgili takipçiler, genelde saat 9'dan sonra avlanıyoruz. Ve yaklaşık 2-4 denizi takip ediyoruz. Yani bu dalga boyundan bahsediyorum. Evet, avımıza başladık. İyi seyirler efendim. Evet
Evet sevgili takipçiler, oltalarımızı dağıttık. Dalga oldukça fazla. Ama biz böyle gecelerde çok balık aldık. Bu arada Mustafa abim de bekliyor. Hadi bakalım. Evet. Evet abi. İşte gecemiz başladı sevgili. Evet, bol şans arkadaşım. Eyvallah. Bu arada Mustafa abim beni kayda alamadı. Yapacak bir şey yok. Ortasını ayarlıyordu. Karşıya geçti. Evet. Çok güzel bir balıkla beraber geceye başladık. Dediğimiz gibi kumla kayanın birleştiği yere attığınız zaman böyle güzel balıklar alabilirsiniz. Hadi bakalım. Bizi takipte kalmaya devam edin. Herkese daha güzelleri denk gelsin. Gecemiz devam ediyor efendim. Rastgele diyelim. Sağ olun. Yeşil denizi iyi, güzel. Güzel değil mi? Ama atladı. Getir, getir. Var mı lan, atladı mı? Getir bakayım, levrek de olabilir. Yok. Yok, iskorpit. İskorpit mi lan? İskorpit. İskorpit, iskorpit. Haydi bakalım. Evet, güzel de bir ismeri aldık. İkinci balığımız ismeri. Hay maşallah. Evet. Dalga güzel. Bu gece iki kişilik al dediğimiz gibi. Ama yine kısmetli olacağına benziyor. Hadi bakalım. İyi seyirler efendim. İri inşallah abi. İri iri. Kendisi iri iri. Hadi bakalım. Vallahi bayağı açıktan geliyor herhalde abi. He. Oo, getir şunu. Getir getir getir. Sar. Hiç olmaz. Nasıl gelmiyor? Abi bu kuzu gelir mi daha la? Bu abi, nasıl takıldı. Bir şey ya? Takıldı abi, takıldı. Hay, hay maşallah. Kuzuya bak. Alacağım kuzuları ya. Hay abi. Maşallah, hay maşallah. Abi şu balığa bakar mısın ya? Abi. Şunu kuyruğunu düzelt, öyle bak. Abi kuyruğunu düzelteyim şöyle. Hay arkadaş. Arkadaşlar. Abi alacağım ya. Yani rekorun üstünde bir rekor. Şöyle gösterelim. Böyle bir balık gerçekten çok az nasip olur. Devasa bir şey. Çok devasa bir şey. Allah'a şükürler olsun. Abi şöyle şöyle. Allah'ım. Şöyle beni tut da şunu çıkarayım. Yok. Evet. Çıkartma. Şöyle tut. Şöyle tut. Hay maşallah. Maşallah. Abi şöyle yapıyoruz. Bak. Şunu kenara alıp çıkarıyoruz da. Vallahi dilim sürçtü abi. Hay maşallah. Gel bakalım. Arkadaşlar çok iri bir balık. Yani çok çok iri bir balık. Böyle bir güzellik. Çok az nasip olur. Hadi bakalım devam edelim bakalım. Eyvallah kardeşim. Rastgele. Evet abim. Kuzuyu evet, görüyorsun. Abim. Nasıl güzel değil muhteşem mi? Muhteşem bir. Muhteşem bir yavru. Bir hayvan. Evet çok, çok muhteşem. Çok, çok gerçekten güzel. Muhteşem. Hadi bakalım daha güzelleri. Tüm nasıl avcı ne? Dostlara nasip bunu, olsun. Buyurun. YouTube'da da koyarsınız. Tabii tabii tabii. Kanala zaten koyuyoruz. Evet. Güzel bir hayvan. Evet. Bizi takipte kalmaya devam edin efendim. Keyifli. Bu gece de takım bilgilerini paylaşmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi avımız bu. Evet, Sakallı abi şov yapıyor. Sakallı Mustafa. Evet, Mustafa. Dediğim gibi geçen bir önceki videomda da belirtmiştim. Mustafa abi arkadaşlar geçen yıl öğrendi ama gerçekten şansı da bol. Güzel balıklar alıyor. Hadi bakalım şansın daim olsun abi. Sağ ol abi, sağ ol. Evet, bir güzel daha aldık. Çok şükür Allah'a. Evet sevgili takipçiler, bununla da beraber geceyi sonlandırırız, öyle tahmin ediyorum. Çünkü yiyeceğimiz balığı fazlasıyla aldık. Allah'a şükürler olsun. Buyur. Evet sevgili takipçiler, bu gecemizi de kapattık. Gerçekten çok güzel bir tane dev aldık. Allah'a şükürler olsun. Olmaz koyalım. Bu gecemizi kapattık dediğimiz gibi. Arkadaşlar av işi nasip işidir. Bunu belirtmekte fayda var. Daha güzelleri siz değerli arkadaşlarımıza denk gelsin. Bu gece takımın nasıl bağlandığı ile alakalı bilgi verdik. Bunun yanında oltayı nereye atacağız onun bilgisini verdik. Bunu tekrar tazeleyelim. Arkadaşlar eşkin avında tek dikkat etmeniz gereken şey takımın mesafesi. Bunun yanında attığınız zaman kumu bulup kumdan kayalığın kenarına denk getirdiğiniz anda balığı kesinlikle alırsınız. Ama balığı kesinlikle alırsınız derken tabi eşkin olan meralarda bunu alabilirsiniz. Nereleri tercih edeceğiz? Onun da bilgisini paylaşalım.
Arkadaşlar, doğal kayalıklar birinci tercihimiz. İkinci tercihimiz de limanlar, dökme kayalıklar. Dökme kayalıkta da yine bunun taktiği aynıdır. O da şudur. Attınız, kumu buldunuz. Yavaş yavaş sararak kayanın kenarına kurşun geldiğinde hissedeceksiniz zaten. Kurşunun tık sesi taşa vurduğunda bunu kesinlikle hissediyorsunuz. Orada bekleyin. Ve kesinlikle balık varsa buna vuracaktır. Bugün bir takipçimiz şunu sordu. Ben dedi canlı yem dedi. Kullanamıyorum, elleyemiyorum. Ben ona yazdım, gerekli bilgiyi verdim. Dedim ki birinci tercihin dedim. Canlı yemde karides, ikincisi teke, üçüncüsü yengeç, dördüncüsü boru kurdu. Ama videomda da belirttim, bizim çok vaktimiz olmuyor. Ne yapıyoruz? 2 paket, 3 paket hazır yem alıyoruz. Onunla beraber avlanıyoruz. Meramız da güzel bir meram. Gerçi biz uzun yıllardır eşkin avladığımız için balığın artık nerede vuracağını da biliyoruz. Bu da bu bilgiyi de burada paylaşalım. Çok da lafı uzatmadan buradan size sevgiler, saygılar, selamlar diyerek her zamanki gibi videomuza son veriyoruz. Sağlıcakla kalın efendim. Takipte de kalırsanız seviniriz. Allah'a emanet olun.